sakin olun. Daha evet. bir kere kapımı açıp da abi nasılsın dediğini bilmem. Nasıl diyelim? Yani yok böyle görüşmüyorlar bir itham yani. Yok. Görüşmüyorlar. Şimdi gelelim evdeki Selma Hanım, siz onların komşususunuz. Görünce yolumu değiştiriyorum. Bir dakika sakin, onların komşususunuz. Ama aynı sitede oturmuyorsunuz. Diğer sitede yani Belgin Hanım'la beraber oturuyorsunuz. Evet, benim ama bugün... o sitede yaşananları biliyorum diyorsunuz. Evet. O sitede ne yaşanıyor, çünkü şunu söylüyorlar. İşte sizin Belgin'le işte şeyle arkadaş olduğunuz için o sitedeki insanları organize ettiğiniz evet. ve onları oradan göndermek için de organize bir şekilde çalıştığınız gibi çok ağır Peki, bir iddia var. Yapayım? Ben zaten Siz o iddia ne çıkarım için... olur bir dakika bundan? Belgin'cim. Ben zaten bugün buraya gelme sebebim bu iddianın yanlış olduğunu belirtmek için. Birincisi gelir gelmez bana dedi ki seni tanımıyorum. Tanımıyorum. Tanımıyorsun, teşekkür ediyorum. Biz sakin. Tamam sakin. Tamam. Tanımıyorsun, tanımadığım dediğin için de teşekkür ederim. Peki sen tanımadığın bir insan için Cuma günü ben yayına bağlandığımda bu her gece benim üstüme yürüyor, bu bizim sitenin ya güvenliği. Ya onu genel konuştu ya. Olabilir onu. Telefonda karıştırmış da olabilir yani. Ben annenle yani. Konuşuyorum Görmüyor Bengüsü. Görmüyor çünkü senin yüzünü. İkiniz bir birden versin. Saldırdığınızda haklı olmuyorsunuz. Biz saldırmıyoruz. Siz daha çok saldırıyorsunuz. İkiniz Bengüsü birden... müsaade eder misin? Bengüsü'cüm sakin. Saldırmak sizin Yoksa işiniz. Yoksa ben de çok kötü şeyler konuşabilirim Belgin bu yayında. Belgin Selim'in konuşacaksın. Çok kötü şeyler konuşabilirim konuş. Bu yayında. Ya konuş ne istersen konuş ya. Sen bana bağıramazsın. Bağırabilir mi avukat Sen bey? Sen Hanım siz de buraya kavga etmeye gelmiş gibi konuşmayın. Gelmedim. Varsa ama bir bilginiz onları ben söyleyin. Ben de buraya teşekkür kavga etmeye ediyorum. Gelmedim. Siz olayı anlatın. Diyorum ki. Hiç bize muhatap olun ve olayı tamam. anlatın. Söyleyin ne oluyor yani? Kesinlikle benimle muhatap olmasın. Ama siz de sataşmayın ki. Tamam. Sataşma sataşmaya getiriyor. Ha? Peki bana bakın anlatın. Ben evet. telefonla bağlandığımda... Hı. Selim Bey'in ve ailesinin bunları yaptırabilecek bir insanlar olmadığını, düzgün insanlar olduğunu, sitenin içinde sevilen insanlar olduğunu, güzel çocuklar yetiştirdiğini, böyle bir şey olmadığını, sitenin kendi mahallesindeki komşularının daha çok kendilerinden şikayetçi olduğunu telefonda söylerken. Kaç yıldır tanıyorsunuz siz Selim Bey'i? 8 yıldır. 8 yıldır evet. tanıyorsunuz. Ben 45 yıldır tanıyorum. Ama sen de ya tanıyorsun benim abimin benimle niye ilgisi yok diyorsun. Biraz sonra benim abim benimle niye ilgisi ya olacak ilgisi ki diyorsun. Yok, yok olması tanımamak için bir sebep mi yani? Tamam siz de biliyorsunuz o siteyle ilgili. O sitedeki de yönlendiriyor diyor çünkü. Ben evet. o sitedeki hiç kimseyi yönlendirmedim. Burada bulunma sebebim de şudur. Benim o sitenin güvenliği olduğumu, her gece üstüne yürüdüğümü... Hı hı. Onu iddia etti. Onu iddia etti. Beni ya, tanımadığı halde, görmediği halde, bilmediği ya, halde efendim. Ve beni... Karıştırmış ama orada bir şey yok evet, ki. Evet bir şey yok. Bunun için mi geldin buraya? Ama sen ona avukatlık yapmak için sana gelmişsin bir şey buraya. Bir Belgin avukatı ya sen benim misin? Muhatabım annem Bengüsü. Sen niye karışıyorsun? Hayır benim de muhatabım. Çünkü ben Bengüsü'yle birlikte yaşıyorum. Ben de davayı açan her şeyi yapan benim. Ben de onunla birlikte. Benim çocuğum benim hayatımı kurtardı biliyor musunuz? Kızım olmasaydı beni öldürmüşlerdi Didem Hanım. Kim öldürmüş? Benim hayatımı kurtaran kızım. Kim öldürmüştü? Bunlar. Nasıl öldürecekler ya? Didem Hanım. Ay ne Fadime teyzem gene delirtip öldürdü. Şey Eziyet yok edecek. Didem Hanım işte. Ben böyle olmaya başladım biliyor musun? Nasıl? Artık böyle kusmaya böyle olmaya başladım ben. Annem yani artık. Böyle gitmeye başladım. Çocuğum dedi ki anne sen artık dışarı çıkma. Evde dur. Bak. Beni aldı evde muhafaza ediyor. Çocuk gidiyor bakkala. Yani ben artık yamulmaya başlıyordum. Allah şükür düzeldim. Bak bir tane o sitede oturan Oya Hanım telefona bağlandı. Daha iyi bilen biri çünkü. Oya Hı-hı. Hanım diyor ki Huriye diyor tüm ışıklarını açıp bağıra bağıra sorunlarını aykırıyorlardı diyor. 15 yaşındaki kızımın diyor videosunu çekti sonra sosyal medyada yayınladı. Oya Hanım sosyal medyada bu arada onun kızın videosunu evet. yayınladı. Oya Hanım merhabalar buyurun. Sizin ne yaşadınız Huriye Hanımlarla siz o sitede? Öncelikle iyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Ben 5 yıldır bu sitede ikamet ediyorum. Evet. Aynı evet, zamanda bu sitede ticaret de yapan bir insanım, emlakçıyım. Evet. Şöyle söyleyeyim size, bu zamana kadar bizim sitemizde hiç Huriye Hanımlar gibi bir komşuya rastlamadık. Nasıl diyeyim? Bir şey rica edebilir miyim Oya Hanım? Oya Hanım bir şey rica edeceğim. Tabii. Yargılayan yorumlar istemiyorum ben sizden. Eleştiri de değil. Ne yaşadığınızı rica etsem paylaşır mısınız lütfen? Siz Huriye Hanım'la ne yaşadınız? Ne yaşadık? Heh, lütfen. Bir şey. Ne yaşadık? Yani biz hava sıcak olduğu zaman komşularımız da site içinde oturuyoruz. Evet. Bantlar var. Tamam. Huriye Hanım ve kızı ışıkları yakıyorlar tüm balkonların terasında. Yakarım. İki katlı dubleks bir dairede oturuyorlar. Siz de yakıyorsunuz. Oradan kendi özel işlerini, işte eşim bizi öldürecek, işte siz bizimle yaşadığımızı bilmiyorsunuz, biz taciz ediliyoruz. Bu şekilde bir iki bağırışına rastladık. Ben ilk başta hani bu kadar kaleye almadım. Belki de benim psikolojisi bozuktur.
bir problem yine yaşamıştır. Onu haykırmak için. Didem Hanım, bunlar neden benim psikolojime saldırıyor? Hayır, ben tedavi görünce ne olacak Didem Hanım? Ben merak tamam, ediyorum. Tamam, başka bir şey yaptığınızı iddia ediyor. Kızınıza ne yaptığını şey söyler misiniz Didem Hanım? Hanım. Bunlar bize yani eziyet ettiği için aile hakkında birkaç bir şey söyledim içinde, orada. Yani bizim oturduğumuz site çok büyük. 17 bin metrekare bir site. Evet, hepiniz benimle uğraşıyorsunuz. Yazın, yürümeye çıktığı zaman kızı ve kendisi çocukları... Hiç yürümeye çıkmadım Didem Hanım. Lütfen kameralar araştırsın. Hiç çıkmadım. Arkadaşlar, Oya Hanım'ın söylediklerini canlı yayına taşır mısınız? KJ'ye taşır mısınız lütfen? Devam edin. Sizin kızınıza ne yaptı bunu, onu anlatır mısınız? Hiçbir şey yapmadım Didem Hanım. Ama iddiayı bir dinleyelim. Benim kızım ve arkadaşları senin içinde gezerken hanımefendi ve kızı çocuklarımızı videoya almışlar. Didem Hanım, sitede gezmedik ki biz. Yapmıştık zaten. Ayrıca sitenin içinde gezmiyorduk. Arabamızdan inip evimize gelirken. Evimize gelirken bunun kızı önümüze çıkıp merdiven oturuyor. Bizim de kanıt toplamamız lazım diye. Daha önce sitenin havuzunun başında birisine saldırdığını da gördüm. Ne? Ya kimin Didem Hanım, ay, hiç çıkmadım yani ki. Yalan bu arada. Didem Hanım, kameralar araştırılsın lütfen. Hiç evet. Gitmedim ben havuzun başına. Eşiniz diyor. Eşiniz diyor. Eşiniz gitmiş. Dinlemiyorlar ki konuşmayı. Şöyle. O kavga... Şey, hani demiştim ya, yan komşuyla bir tartışmamız olmuştu ben diye. Ben komşu kavgasını gir ya, ben konuğum sizsiniz ya. Hı-hı. Tamam, komşu kavgasını boş verin, yoksa o bu başka bir programa döner. Evet yani, yani işte siz diyorsunuz ki biz. O kavgadan sonra oluyor işte. Hanımefendi, hanımefendi sonra. Burada anne kız diyorlar ki biz diyorlar, korku tünelinde gibiyiz. Siz de bir kadınsınız. Şimdi sizin çocuğunuzun görüntüsünü çekemez. Bu asla olmaması gereken bir şey. Bu yanlış. Çocuk önümüze geliyor. Ama çocuk bize nasıl gelsin? Çocuk küçük ya. Ya normal yürüyorlar. Biz hani biz onları çekmiyoruz. Hani onları kasıtlı çekiyoruz. Didem Hanım şöyle biz elimizde telefon. Didem Hanım, binaya giriyorum ya. Evet. Ya hayır, dışarıdayken de bazen ben arabada inerken elimde telefonla da gidiyorum. Bilmiyorum, ama birini hani kasıtlı olarak çekmiyorum. Sizin yani. Çocuğunuzun görüntüsünü çekmediklerini söylüyorlar Oya Hanım. Ben çekmedim de Bengüsü'yü bilmiyorum. Valla sırf benim çocuğum için söylemiyorum ben. Aynı sitede oturan başka çocuklar da var. Çocuklar üstümüze yürüyor yani, Didem Hanım. Bizim kapımızın önünde ne iş var bu çocukların da o zaman? İnsanlar onları izliyormuş gibi bir izlenim bırakıyorlar. Didem Hanım, siteden hiç öyle zaten. Öyle düşünüyorlar çünkü. Öyle ona inanmışlar ve bunlara da Selim Bey'le Süleyman Bey'e evet. Yaptırdığını düşünüyorlar. Evet. Didem Hanım, kocaman kadınlar bile üstümüze yürüyor. Ellerinde telefonlar, onlar da bizi çekiyordu. Evet, apartmanın içinde evet, çektiler bizi de. Kahkahalarla gülüp bizi çekiyorlardı. Bu arada Safina Hanım'ı çok merak ediyorum. Evet. Yaşadığı yerden bazı görüntüler izleyicilerimiz bize göndermişler. Safina Hanım'dan haberdar edeceğim sizi birazdan. İzninizle bir ara verelim, sonra devam edelim.